Günaydın. Yağmurlu bir güne uyandık. Haftanın ilk günü pazartesi. Hayırlı haftalar. Arasın. Bir çalışma kitabından ödevi var. Hemen onun ödevini ayarlıyorum. Şimdi kahvaltısını hazırladım. Üstünü değiştirdim. O şimdi kahvaltısını yapıyor. Yusuf hazırlanıyor. Ben çıkıyorum. Bugün 9'a çeyrek kala. Yağmurun biraz gülmesini bekledim. Erken uyanmıştım aslında. Ben çıkıyorum. Sizi seviyorum. Aşkım seni bekliyorum. Görüşürüz. Tamam. Yağmur var, soğuk var, kışlıklara geri döndük. Gerçekten Haziran'ın başında olacak hava değil. Şarjımı aldım mı acaba? Aldım. Tezgahım böyle dağınık kaldı. Geceden Yusuf biraz geç geldi ve yemek falan yemiş. Ben de geri uyanıp temizleyemedim. Üstüne mutlaka yedek bir şeyler al, çok yağıyor. İsyan etmek istemiyorum. Bu hava nedir ya? Gerçekten inanılır gibi değil. Şaşırtıcı bir şey. Haziran'a giriyoruz ya. 29 Mayıs. Şarjımı da dün yağmur yağıyor diye erkenden çektim. Bilmiyorum, şarjım motoru da beni götürür. Motorun şarjı da beni bugün götürür mü? Götürse bile orada gene şarjı üçlüye nasıl çekip takacağım bilmiyorum. Her yer sırılsıklı. Baksanıza. Bu ıslak hissini hiç sevmiyorum. Gerçekten. Nereleri kadar yağmış. Soğuk da bu arada hava. Mont, hırka, ne varsa alt alt üst üste giydim. Bismillah. İnşallah bir şey unutmadım. Önce bir motor çıkarayım da düşü çarpmadan bir yere. Keşke dizlerime bir şey alsaydım. Yağmur yağıyor ve... Neyse, motorun arkasında yedek kıyafetim var. Yağmurluğum falan var. Çok yağıyor ama ya. Dizlerimi örtmem lazım, yoksa üşütürüm. Bazen böyle güne nefret ederek uyanıyorum. Gerçekten her şeyden nefret ederek güne uyanıyorum. Bütün günüm ondan sonra her perişan geçiyor. Nedir bu hava ya? Nedir yani? Daha 4 gün böyle. 4 gün. Motoru parçalayacağım şimdi sinirimle. Neyse, ben bir dükkana gideyim de. Şeyi aldım, brandayı aldım ayaklarıma. Çok yağmaya başladı ya. Açmasam da olmaz, sonuçta iş yeri, açmak zorundasın. Geç gidiyorum zaten. Neyse ya, Allah bir diyelim de. Bismillah. Ayaklarım ıslandı. Şimdi şu dükkanı bir açalım. Çok keyifsizim ya gerçekten. Bu havalar beni çok etkiliyor. Hiç tadım yok. Bismillah. Kendime bir kahve yapayım da. Belki o hissettirir. Ekmek de almadım. Yağmurda durmadım. Çok yağıyor ya. Motoru iyice kapattım ama şarjı takmam lazım. Her yer sırılsıklam. Hiçbir şey açmayacağım. Ne minder ne bir şey. Sadece şu motoru da gene getirmiş buraya sokmuşlar. Hiç ellemeyeceğim motoru da, öyle kalsın. Hani yapabileceğim bir şey yok. Çünkü ben uyarıyorum onları, sokmayın motoru buraya diye. Çıkaramıyorum diye. Bu yağmurda da hiç uğraşmayacağım. Kalsın motor öyle. Müşteri gelirse de içerideki masalara oturturum. Dışarıdaki masalarda böyle kalacak. Örtü falan açmayacağım. Zaten keyifsizim. Mutsuzum. Havalardan dolayı
Bari çay suyu koyayım. Su da gelecek şimdi kahvaltıya. Annem babam da kemere gidecekmiş. O yüzden biz Yusuf'la kahvaltı yaparız. Ara sevdi zaten. Sen nasıl hissediyorsun sabah sabah? Yağmurda? He? Kötü hissetmiyorsun değil mi? Neden kötü hissetmediğini söyleyeyim sana. Çünkü ben kendim bugün kötü hissettiğim için. Spor seni mutlu ediyor değil mi? Tabii. Aldığım haz, gidiyorum orada 2 saat, 1 saat çalışıyorum. O bambaşka bir şey. Ben de bilmiyorum sabah sabah. Yağmurda ne geziyorlar? Ekmek alıp gelsene canım karşı. Hayranlarım mı? Niye hayranım olsun açık bir yağmurda? Müşteri gelmiş de kahvaltı yapacak. Yerleştireceğim. Sen yumurtayı kır kendini nasıl seviyorsan bize göre. Tamam. Annemler zaten kemerle yer gibi. Biliyorum onu. Ben de kahvaltı hazırlıyorum burada. Bunun altını yapalım. Çekmiyor değil mi içine? Şunu açsana. Ne bu? Reçel. Ah. Reçelin ağzının kapağı yapışıyor. Açılmıyor, zor oluyor. Annemler gelmez herhalde. Kahvaltı o yüzden. Nasıl koyacak? Yetecek kadar. Annem bunu uğradı. Yok canım, sadece mesajlar. Şunları atayım, makine çalıştırayım. Boş makinesi.
kanka. Tamam mı? Herkesin yaptığı yumurtayı beğenip yemiyor. Kendi yaptığı yumurtayı seviyor. Yumurta yaptı değil aşkım. Yok yani. Güzel oluyor. Yağmurlu bir günde baş başa romantik bir kahvaltı. Diyeceğim ama araba geldi galiba. Neredesin? Ya müşteri geldi ya babamlar gelmiştir. Hayır. Hadi. Bunu neye alacağız? Böyle götürsen olur mu? Olur. Ben normalde peynir çok sevmem, peynir yancısı değilim ama bu şahane. Kahvaltımızı yapalım. Çatal aldın mı acaba? Ekmek aldın değil mi? Taze ekmek aldım marketten. Biraz güzel bir çay kahvaltı. Azıcık keyfimi belki yerine getirir azıcık. Müşteri geldi. Biz kahvaltımızı yaptık. Yusuf'u yolladım. Mutfağı toparladım. Tezgahları temizledim. Ocağı sildim. Bulaşık makinesini çalıştırdım ama sonra omlet müşterim geldi kahvaltıya. Omleti kırdığım tabak ve kızarttığım tabak. Bunları sonra elimde yıkayacağım. Şimdi salonu artık düzenlemeye geçtim. Aslında kararsızdım. Yani şeyleri falan açmayacaktım. Minderleri falan ama müşteriler falan gezinince dedim ki olsun ki de masa örtülerini, minderlerini falan aç. Masalarımı sildim. Şu küçük masayı tekrar içeri aldım. Motoru oraya kadar çıkarabildim. Yani şuradan tümsek var. Oradan indirdim motoru. Gene brandanın altında yani ıslanmaz. Masa örtülerinin hepsini tekrardan değiştirdim. Çünkü bayağı nemlenmişti. Üstünde izler falan vardı. Yalnız şu ikisi çok buruşuk duruyor. Bunları ütüleyeceğim. Ama şimdi değil. Yani şu işlerimi toparlayayım. Bugün yer silme işlemi yapmam. Sadece mutfak barı ve tuvaletleri sileceğim, temizleyeceğim. Bu yerleri ancak çek pasta çekilecek durumda, yani silinecek durumda değil. Kendime birazcık gelmek için gold kahve yaptım. Normalde ben çok böyle sütsüz kahve içmiyorum, sevmiyorum ama bugün birazcık kendime geleyim diye yaptım. Şu minderleri buraya kaldırmıştım. Geri çıkaracağım. Hepsini dağıtacağım şimdi. Montum ıslanmıştım gelirken. Buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Aslında bu şişti. Baksanıza şuraları açıldı. O yüzden bunu yağmur altına koymuyorum. Normal şartlarda bu dışarıda kapımızın girişinde duruyor. Şarjı taktım. Şu motoru buraya getirdim. Üstünü örttüm. Şarjı uzatmayı çektim oraya kabloyu. Şarjımı taktım. Motorum şarjsız olmuyor. Kahvemi yudumlayayım. Bitireyim. Şu minderlerimi dağıtayım. Yani sahile gitmeyen turistler alışveriş için falan çıkıyorlar dışarı. Portakalla narları çıkarmadım da düşünüyorum ne yapayım diye. Onların da sepetleri hasırdan olduğu için yağmurda şişer diye yapmak istemiyorum öyle. Koltukları falan hiç ellemedim. Burası böyle ıslandı zaten geceden. Alacak yerim yok kapalı yer olarak. Üzerini brandayla örtsem o da çok çirkin görüntü veriyor. Çiçekler yağmurdan üstü dökülmüş. Buraları süpüreceğim. Full böyle hafta sonuna kadar yağışlı olduğu için çerez dolabının üstünde açmadım. Bütün esnaf açmış oturuyor. Tabii onlar şanslılar çünkü hepsi kapalı mağazaları ve önlerinde şeyleri var. Yani ıslak su gören yerleri yok. Hepsinin böyle tenteleri kapalı.
Herhalde buralarda en açık dükkan olarak bizimki. Bahçeli mahçeli olduğu için. Heh, komşu geliyor. Tost isteyecek ya da çay isteyecek bakalım. Aldım ama 25 numara büyük. Küçük onlar, küçük yok olur. Kız. Yok büyük mü olur? Yok anne. Hala ayağını sever senin. Anne 25 ona küçük olur yavrum. Değiştirir de küçük olur. Tabii canım onun nasıl ayakları şey gibi halasının nasıl canı. Tabii tabii canım. Bebek doğarken zaten. Hayır o sarılar. 18 santim 19 santim doğuyor. Sarılar daha küçük. Öyle mi diyorsun tabii inşallah canım. Olur. Yok yok olabilir. Ben de geçen sene almıştım küçük geldi. Yok giyemedim bir şey oldu. İlk adım terliği. Şunlardan biraz fazladan aldım. Annem kemerden geldi. Ha. Aslında maksat lazım. Şunu almaya gitmekti. Bizim bu çiğ börek yanı kesin. Hani bayağı keskinmiş ama evet, ya. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Çeşit çeşit. Bu çok iyi olmuş. Kahvaltı tabağını harika. Çok güzel çünkü olmuş. Koyuyoruz olmuyor. Kollar mı ağrıyor? Tutmuyor kollar. Anne senin yağmurda eğer kolların ağrıyorsa Allah korusun romatizma falan olabilir. Romatizma değil de bende sinüs sıkıntıları var galiba. Şunu da anneciğim. Küçük sosluklar buldum ama onlar hep kenarları kırık mırık bilmem ne. Çok güzel. Yarısına şey ketçap yarısına mayonez kalp şeklinde koyacaksınız. Şahane. Hatta kahvaltı tarzlar zeytin meyitmişler de koyabilirsiniz. Aynen. Bir tencere mi aldın? Ha, bakır tencere. Bakır değil, alüminyum bu. Bu alüminyum. Mantıyı pişirmek için hızlıca su kaynasın diye. Evet. Teflon alacaktım. Teflon çok pahalıydı ama bunda da çok çabuk kaynıyor. Bence de çok. Ben daha önce de haşlamalar için. Alüminyum kullanıyordum. Annemin züccaciye alışverişini gösteriyorum size. İyi. Şimdi evet, çok tatlı. Ezel'in küçük sarı terlikleri var. Onlar ayaklarını sıkıyormuş artık. Sahil terliği almış nenesi onu. Oy yerim be. Evet, terlik ve pahalı. Arası terlik. Yani. Arasın var terliği. Var mı? Var var. Çok amaçlı örtü. Bunu nereye kullanmak istiyorsun? Çekmece içleri mi? Örtü değil, şu şey kayıyor ya sürekli. Ha şunu kayıyor evet bunun altına. Kaydırmaz. Bu da şey şu. Duvar kenarlarına yağ sıçıyor. Yağ sıçırarken rahat silinsin diye bu yüz şeyciler almış. Kahvaltı yaptın mı? Ben babamla kahvaltı tamam, yaptım. Tamam o zaman çay içelim ya da kahve. Sonra ben işime geçeceğim. En azından Barış şeyi sileyim. Bu kitabı bugün bitireceğim, teslim edeceğim. Başka bir kitap daha getirecek bana Rika abla. Bugün 29'u canım. Şimdi müşterim vardı da şey yapamadım, bitiremedim. Şu portakalla narı diyordum acaba çıkarsam mı? Ama çok yağmur başladı, iyice hızlandı. Bunlar böyle şeyi hasır olduğu için ıslanabilir. Ondan dolayı diyorum ki çıkarmayayım, kalsın şimdilik burada. Ama bu sabah sattım bir portakal suyu kahvaltıya. Neyse kızlar. Şimdi yazmışsınız ki 1 dolar portakal suyu için ucuz değil mi? 2 dolara satın diye. Ya bakıyoruz işte kızlar müşterisine göre. Türklere zaten uyguna veriyoruz. Şimdi bebişlerim. Ben hemen şu işlerimi tamamlayacağım. Artık ikinci vlogda görüşürüz. Bu vlogu hemen montajlayıp paylaşımı açacağım. Sizleri seviyorum. Şey yüklemeyi açacağım. Görüşürüz canlarım.